Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 2020'nin son çeyreğine girmeye hazırlanıyoruz. Artık yaza veda ediyoruz ve sonbahara merhaba diyoruz. Ve Eylül ayı güçlü bir dolunayla başlıyor. 2 Eylül'de balık burcunun 10 derecesinde dolunay meydana gelecek. Ve sevgili yaylar, sizin haritanızın 4. evinizi aydınlatan bir dolunay bu. Özellikle dolunay etkileriyle beraber Eylül ortasına kadar olan süreç içerisinde yaşam alanınız, eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynleriniz, onlarla olan ilişki dinamikleriniz, genel kariyeriniz, geleceğinizle ilgili önemli bazı kararlar vermeniz, bazı dönüşümler içerisinde olmanız mümkün. Evet, yer değişiklikleri, taşınmalar, kariyerde değişimler, ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlar bu dolunayın enerjileriyle hayatınıza daha fazla dahil olabilir. Özellikle 10 derece güneş burcu olan ve yükselen burcu 10 derece ve yakınlarında olan yay burçlarımız bu dolunaydan daha güçlü etki alabilirler. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 10 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız varsa ve özellikle bunlar balık, başak, yay, ikizler gibi burçlarda yerleşmişse o zaman dolunayın bireysel hayatlarınızda etkileri çok daha güçlü ve dönüştürücü olabilir. Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda ilerliyor olacak. Evet, özellikle ayın büyük bölümünde sizin yaşamınızdaki yine aile konuları, kariyer konuları, ev ve yuvaya ait temalar Güneş tarafından ön plana çıkarılacak ki bu dolunay aslında bu konuların biraz daha doruk noktasına ulaşmasını ve belki yapılacak kararlar adına, yapılacak dönüşümler adına belirleyici etkiler de ortaya çıkarabilir. Devam eden günlerde ayın 10'una kadar Başak Burcu'ndaki Güneş'in Boğa Burcu'ndaki Uranüs'le, Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açıları var. Bu pozisyonlar kariyerle ilgili konularda arzu ettiğiniz bazı şanslı gelişmelerin de hayatınıza daha hızlı bir şekilde, hatta bazı sürpriz gelişmelerle dahil olmasını da sağlayabilir. Genel olarak toprak elementindeki bu hareketler maddi manevi güvence adına beklentilerinizi daha güçlü bir şekilde bu ay genelinde destekleyecek ve belirleyici etkiler oluşturacak diyebiliriz. Merkür ayın 5'ine kadar Başak Burcu'nda olacak. 5'inden sonra Terazi Burcu'na geçiyor. 27 Eylül'e kadar Merkür Terazi Burcu'nda. Daha uzlaşmacı, daha sosyal bir Merkür etkisi. Özellikle 5 Eylül'den itibaren sizin çevresel koşullarınızı hareketlendirebilir. Arkadaşlarla daha fazla irtibat içerisinde olmanızı sağlayabilir. Bu arada iş için veya özel amaçla yapılacak seyahatler, bazı grup çalışmaları, bazı ekip çalışmaları adına da Merkür Terazi de burada destekler verebilir size. 6 Eylül'de Venüs Aslan Burcu'na geçiyor sevgili yaylar. Evet, Venüs Aslan'da güçlüdür ve sizin için de çok güzel bir alanda olacak. 6 Eylül'den itibaren Venüs'ün ışıklarıyla özgüveniniz artabilir, moraliniz yükselebilir. Özellikle seyahat konuları, yurt dışı bağlantılı işleriniz, planlarınız, yine sosyal alanlardaki beklentileriniz anlamında Venüs'ün burada güzel tesirleri altında 6 Eylül'den itibaren olabilirsiniz. Ve bu ayın en önemli gelişmelerinden birisi 10 Eylül'den itibaren Mars Terazi Koç burcunda retro harekete başlıyor. Mars'ın retro hareketi kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok önemli bir tesir oluşturacak. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Mars Koç Burcu videomuzu lütfen izleyiniz. Mars geri hareketi 15 Kasım'a kadar sürecek. Mars enerjimizi anlatır, mücadele gücümüzü yönetir. Ve Mars'ın retro hareketinde inisiyatif alma yönünde biraz yavaşlamalar hissedebiliriz hayatımızda. Mücadele yönü biraz düşerken zaman zaman hayat içerisinde enerjimizi kullanırken karar almada zorlanmalar, bazı içselleştirmeler gündeme gelebilir ve sizin 5. evinizde olacak bu Mars retrosu. 5. ev
aşk hayatınızla ilgili geçmişle bağlantılı konu ve kavramları canlandırabilir bu dönem içerisinde. Yarım kalmış konular, uğraşlar, ilişkiler ön planda olabilir. Çocuklarla ilgili konu ve kavramlarda da bazı işlerinizin ya da planlarınızın zaman zaman yavaşladığını hissedebilirsiniz. Ya da belki geçmişten gelen konuları tekrar bir ele almanız, burada onları gözden geçirmeniz için yavaşlamanız gerektiğini işaret ediyor gökyüzü. Bir mola vermeniz, bir yavaşlamanız, bir değerlendirmeniz gerektiği yönünde işaretlerde bulunuyor. Hobileriniz, uğraşlarınız, yaratıcı faaliyetleriniz, yine her türlü aşk hayatıyla ilgili konular, sosyal çevre ilişkilerinde de Mars retrosu bazı nostaljik tesirler, hani geçmişi hatırlatacak tesirler de bu dönemde hayatınıza taşıyabilir. Ve ayın 13'ünden itibaren Jüpiter Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönüyor. Evet, son 4 aydır Jüpiter retroydu. Aslında büyük şansı temsil eden gelişim ve gelişme gezegeni, şans bereket gezegeni Jüpiter Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek ve 19 Aralık'a kadar da ileri hareketli olacak. Sizin de ikinci eviniz, yani parasal kazançlarınız alanında ilerleyen bir Jüpiter. Kuşkusuz yıl sonuna kadar maddi konularda bu da burada size daha fazla destek vermeye çalışacak. Yani geciken konular varsa son 4 aydır özellikle beklediğiniz gelişmeler biraz yavaşlamışsa gelirleriniz alanında ya da paranızı değerlendirme yönünde hareket etmekte zorlanıyorsanız Jüpiter'in buradaki seyri Aralık ayına kadar, 19 Aralık'a kadar artık daha rahat çözümler bulmanızı ve maddi olanaklarınızı geliştirmenizi ya da paranızı değerlendirmeniz yönünde daha geniş imkanlar verebilecektir. Ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nun 25 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay Oğlak Burcu'ndaki Satürn'le üçgen açıda ve Eylül'ün son haftasında Oğlak Burcu'ndaki Satürn de retrosunu bitirip artık ileri harekete dönecek. Yıl sonuna kadar Satürn Oğlak Burcu'ndaki son hareketini yapacak. Başak yeni ayı kariyer beklentilerinizi önemli ölçüde şekillendirebilecek bir yeni ay aslında. Geleceğinizle ilgili konular gündeminizde, planlar, programlar. Tabii ki iş değişimleri olabilir, işle ilgili, kariyerle ilgili yeni adımlar olabilir, görev değişimleri, yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir. Kariyeriniz derken mutlaka iş olmayabilir bu, meslek olmayabilir. Toplum önündeki statünüzü değiştirecek veya bu alanlarda yeni açılımlar getirecek gelişmeler olabilir. Bazen ilişkilerimiz de toplumdaki statümüzü etkiler. Evlilikle ilgili konular, iş birlikleriyle ilgili konular yine toplum önündeki statümüz için önemlidir. İşte bu yeni ay bu konularla ilgili de bir start veren, güçlü bir etki veriyor hayatınızda. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yine doğum haritanızda özellikle değişken burçlarda ve 25 derece yakınlarında gezegenleriniz varsa yine yeni ayın sizin için bireysel anlamda daha güçlü etkiler getirmesini, yenilikler adına hayatınıza daha fazla şey getirmesini de bekleyebiliriz. Evet, ayın geri kalan bölümünde artık yeni ay enerjileri de ayın ışığı yavaş yavaş büyüdükçe hayatımıza dahil olmaya başlayacak sevgili yaylar. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Artık 22 Eylül'den itibaren Güneş 11. evimizi aydınlatmaya başlıyor. Aslında keyifli bir etki. Sizin için dost bir burçta olacak. Hem yaşam enerjinizi, gücünüzü artıracak, yaratıcılığınızı artıracak. Kuşkusuz Güneş'in bu tesirleriyle de beraber gerek kariyer olsun, gerek özel hayatınızla bağlantılı olsun, daha fazla sosyalleşmeniz, çevrenizdeki hareketliliğin artması, kalabalıklar içerisinde olmanız ve bir şekilde arkadaşlarla ilgili dinamiklerin aydınlanması, sizin üzerinizde daha etkili olmasını da bekleyebiliriz sevgili yaylar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan,
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.